Herkese selamlar dostlar. 8 Ağustos 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. 4 adet mücadelemiz var. ideal yüksek olanlarla birlikte bunları anlatmaya çalışacağım sizlere. Öncelikle direkt başlayalım isterseniz. Bir skor yarışması yapmıştık cumartesi günü. Beşiktaş maçının skor yarışmasını yapmıştık. Gürkan Flex isimli kanallar doğru skor vererek katıl telegram gruplarına katılmaya hak kazandı. Instagram üzerinden yazarsa... Katıl Telegram gruplarına linklerini iletirim. Ağustos ayı boyunca misafirimiz olurlar bir, bir adet de maç skoru yarışması yapalım. Fenerbahçe Ümraniye maç skoru sizce ne olur? Ümraniye'yi daha henüz daha izlemedik. Fenerbahçe'yi çok kez izledik. Ee, Avrupa elemesi olsun. Şampiyon giderken izleme fırsatımız oldu bir aile. Fakat Ümraniye'yi izlemedik. Sizce maç skoru ne olur? Sizlere sorduk arkadaşlar. Bilen bir arkadaşımızı katı Telegram gruplarımıza misafir edeceğiz. Başlıktan gördüğünüz üzere yüksek misli yüksek kazandırdı misali. Dün iki tane yüksek mislim vardı. Bir tanesi ana kombinimde olan Paris maçıydı. Paris'in zaten nasıl oynadığını ben biliyordum ve takip ediyordum. Ee, gerçekten yine beklediğim gibi oynadı Paris takımı. Handikaplı galibiyetini önermiştim burada. Başarılı bir şekilde Paris zaten 5 tane mine attı. Hem ilk yarı hem ikinci yarı kazandı. 5-0 bitti. Messi de bir tane Rochita'ya benzer bir takla atar gibi bir gol attı. Güzel maçtı. Bir de Avrupa için yüksek misli verdim. Yani Avrupa oranlarıyla 1.92'de onun oranı vardı. Gladbach başına ilk yarıdan bir gole. Leicester'in atacağı bir gole ve Paris'e doğrudan galibiyet verdim. Paris'e güveniyordum. İki yüksek misli maçına da ekledim. Bu şekilde yüksek misli grubunda Ağustos ayı boyunca 5 tane maç verildi zaten. 6 Ağustos gününe kadar. 5 tane verildi yüksek misli. 5'i de doğrudan başarılı oldu değerlendirenleri. Tebrik edelim. Yüksek oran grubunda da mesela Cumartesi günü güzel yüksek oranlı maçlar verildi. Mesela Leicester United'ın doğrudan galibiyetini verdim. Geldi. Genk maçına ilk yerden 2 gol geldi. Sivas maçına YouTube'da da anlattım. Doğrudan skor verdim geldi. Beşiktaş'a 2-1 skor verdim 6-40 gibi orandan. Handikap 0 yazsak onda da başarılı olacaktı. Beşiktaş'ın çifte şansını zaten yakaladım. Youtube'da anlattım. Bir 0 çıkar diye düşünüyordum. O geldi. Paris'te zaten iki yeri kazandı. Yüksek oran grubunda da bu şekilde yüksek oranlı karşılar ve sistem skor sistemleriyle ilerlemeye çalışıyoruz. Geçtim bunu da. Cumartesi'nin kombini vardı. Ekranı o gelsin. Paris maçına handikap olarak eklemiştim. Kombine güveniyordum. 5-0 bitti. Beşiktaş'ta 1,5 üst olarak kombinemizi eklemiştik. Başarısız oldu. Beşiktaş ikinci golü atamadı. Zaten ilk golü de 90'lı attı. Cenk'in attığı bir gol var. İptal oldu. Kırmızı kartlar vesaire havada uçtu. Cumartesi kombinemiz burada başarısız oldu. Gösterdim ve herkese açık bir Telegram kanalımız var. Orada da açıklamada linki var zaten. Tıklayın gelin. Mesela dün Les United maçını maç önü yazı olarak yazdım. KG varını. Hatta doğrudan skor beklentimi de 2-1 verdim. Ve maç zaten 2-1 bitti. Maçın %100 analizinde skoru kadar zaten başarılı şekilde olduk. Açıklama kısmında var. Oraya da ara ara maç önü tercihlerimi atıyorum. Katılabilirsiniz. Bugün de attım mesela. İsterseniz maçlarımıza geçelim. 4 adet mücadelemiz var. Sizlerden ricam pazartesi olmasından dolayı biraz dikkatli olmanız ve videoya like atmanızdır. Atacağınız like'lardan dolayı şimdiden çok teşekkürler. Dilerseniz başlayalım. Tekrardan bahsedeyim. Yani pazartesi günü sürpriz çıkabiliyor. O yüzden lütfen biraz dikkatli olun. Başakşehir Kasımpaşa mücadelesiyle başlayalım. Şimdi Başakşehir'i ben Avrupa'da 3 tane maçını izledim. Netanya'ya karşı 2 maç oynadı içeride dışarıda. 90 dakikasını izledim. Son maçını da izledim. Hatta evin golüne girmiştik orada. Başakşehir yani orada biraz tecrübesini konuşturaraktan da bir maçında galip gelmesini bildi. 3-1 gibi skorla bitti. Şimdi hafta içinde tekrar bir karşılaşması olacak sanırım Başakşehir'in. Velhasıl kelam bunu geçtim. O maçta zaten rahatlar önceliğini bura verecekler. Başakşehir ne durumda hazır? Kadroda nasıl oynayacak? Bunlar önemli. Mesut bu maçta muhtemelen olmayacak arkadaşlar onu belirteyim. Yine Okaka orta sahada 10 numara Alexis kanatla Serdar Güler'le solda da Çoyer olacak. Kasımpaşa tarafında önemli eksikler var. Başakşehir hemen açıklamayayım. E şöyle söyleyeyim. Ya Başakşehir bana tam o hazır görüntüsünü vermedi. Son maçta 3 tane attılar fakat kalesinde pozisyonlar da verdi. Kendi evinde biraz daha etkili olacaktır bu maçta Kasımpaşa'ya karşı. Fakat da o tam hazır görüntüyü vermedi. Yani ben burada Başakşehir galibiyetine veya Başakşehir'in 2 golüne gitmem. Belirteyim. Kasımpaşa tarafına baktığımız zaman da onlar da önemli kan kaybetti. Kimleri kaybetti? Umut Bozok ve Mulekay kaybetti. Bu iki isim zaten doğrudan ikisi toplamda 20 tane Umut attı. 12 tane de Mulek attı. Ki Mulek'e zaten devrede geldi. 32 gollü iki tane toplam oyuncusunu kaybetti. Şimdi onun yerine Bahukan diye bir oyuncu aldılar. Anje'den aldılar. Ben ona baktım. Ya Anje'nin yedek forvetiymiş. Böyle 12 maçta ilk 11 çıkmış. Toplamda 3 gol atmış. Böyle bir forvet yani. Ama Kasımpaşa bu transfer işlerinde başarılı. Aldığı oyuncular genellikle başarılı çıkıyor. Vardır bir birlikleri diyelim. Onun dışında Başakşehir'de çok bir hazır görüntü vermedi. Şöyle kadroya baktığımız zaman da fal var. Yunus Mallı'yı aldılar bildiğiniz üzere Trabzon'dan bedelsiz olarak. Arkaya Aytaç, Karay'ı aradılar. Aldılar aynı şekilde Galatasaray'dan sözleşme feshedilince. Yani orta sırala oynayan, orta sıralara oynayan bir Kasımpaşa takımı olacak gibi bu sezon. Ben bu maçta direkt doğrudan yüksek orana gittim. Fazla ideale gitmedim. Yani gidilmez bence doğrudan. 1.81 gibi orandan mücadele genelinde 2-3 gol tercihini bekliyorum. Ama çok gol de beklemiyorum. Dediğim gibi tam 2 golde kalabilecek bir maç. Bence Başakşehir 1-0 öne geçer. Ondan sonra ya 2'yi atar ikinci yarı veya Başakşehir Kasımpaşa beraberliği yakalar 1-1 biter. O tarzda bir maç bekliyorum. 2-3 gol tercihi yüksek oranıyla bence alınabilecek bir karşılaşma. Fenerbahçe-Übraniye'ye baktığımız zaman da Şimdi Fenerbahçe adına ben son maçta çok dikkat ettim Slovaçko karşılaşmasında ilk golü arayana kadar veya ilk golü bulana kadar ne kadar baskılıydılar. Yani ta, e, o dakika 14'te mi ne attı sanırım. Tam dakikasını hatırlamıyorum. O 10 dakikalık süreçte mesela çok baskılı bir Fenerbahçe vardı. Pozisyonlara giriyordu. Burada da şeyi anladım ben. Yani oradan şöyle not aldım. Başakşehir ilk golü bulana kadar pardon Fenerbahçe ilk golü bulana kadar gerçekten golü istiyor. Arıyor baskılı Emre Mor vesaire bir şeyler yapıyor. Golden sonra biraz kenara çekildi. Biraz daha kendi yarı sahasına geçti. Top, dön, top döndürdü. O yüzden ben ilk yarıda baskılı bir Fenerbahçe beklediğimden dolayı burada doğrudan bir ilk yarı galibiyetini idealden değerlendirmeye aldım. Bakın idealden 1.52 gibi oranı var. O nottan güzel bir şey çıkardım yani. Bence gelecektir. İlk yarıda 1-0 bitebilir bu arada. Şu şu, şu nedenle 1-0 bitebilir? Dediğim gibi ilk golü attıktan sonra biraz daha top çeviren bir Fenerbahçe vardı o maçta mesela. Bu yüzden böyle bir beklentim var. Ümraniye takımına baktığım zaman onlar da birkaç transfer yapmış. Özellikle şöyle etkili olabilecek isim Sağ kanatta Ceraldo boşluğu verirseniz mesela yarar geçer. Ankara gücünde oynuyordu geçen sezon. Efsabinde eksikler var. Serdar Aziz, Nazım, İrfan Can, Joao Pedro, Ferdi, Mert Hakan, Joshua King ile bu maçta muhtemelen olmayacaktır. Fakat geniş bir kadrosu olduğundan dolayı rotasyonda çok rahat ediyor Fenerbahçe. Doğrudan bir kere galibiyet alınabilir. Ben de skorumu belirtmek istiyorum arkadaşlar bu maçta. Bu maçın maç skorunu sorduk, sorduk zaten sizlere. Yorumlara yazabilirsiniz. Bence üstçüler patlar bu maçta. 2-0'lık bir Fenerbahçe galibiyeti gelir diye düşünüyorum. O yüzden ben ilk yarı galibiyetine gittim. 2-0'ın skorunda 4 .95. Benim önerim bu yönde. Ankara gücü Konya Spor mücadelesi. Şimdi Konya gerçekten dedim ki yorumcular böyle Manchester City tabiriyle. Manchester City gibi oynuyor. Batı maçında gerçekten öyleydi. Ki son oynadıkları Vodafone maçında da etkili olan taraf Konya spordu. Maç 1-1 bitti. O maç da güzel bir maçtı. Git gelli bir maçtı. Zaten beklenen 2 gol 1-1 bir bir veya 2-1'lik bir, Konya galibiyeti bekleniyordu doğrudan skor bandında. Burada Konya Spor nasıl oynar diye baktığımız zaman da şimdi hafta içinde de bir maç oynadı. Tekrardan bir maç oynayacak kendi evlerinde bu sefer. Belki bir stresli olabilir diye veya bir yorgunluk Konya Spor'da olabilir diye düşünüyorum. Ankara Gücü Spor Lig'deki ilk mücadelesi onlar da bilindik isimleri aldı. Böyle yaşı gelmiş bilindik isimleri kadroyu topladı. Hazırlık maçlarını iyi geçiren bir Ankara gücü vardı. Şöyle bir ekstra bir motivasyon olacak. Bu sezon Süper Lig'e onlar yükseldi bildiğiniz üzere ilk sıradan. İlk maçları olduğundan dolayı bu sezon ayrıca bir heyecan olacaktır Ankara gücünde. Teknik direktör zaten geçen sezonki aynı teknik adamla devam ediyor Ankara gücü takımı. Ve tribün arkadaşlar. Tribünün de ben bu maçta önemli bir yer alacağını düşünüyorum. Ki zaten tribünün de çoğu dolu olacaktır diye düşünüyorum. Tribünün etkisiyle birlikte Ankara gücünde bu maçta gol bulur bence. KG varın oranı 1.56 gibi oranı var idealden alınabilecek bence. Bu maçın ideal tercih bence KG var. Yüksek oranıyla ne yapabiliriz diye baktığımda bir maç sonu 0 bekliyorum arkadaşlar. 3-11 gibi oranlarından bunun oranı var. Neden maç sonu 0 beklediğimi anlatayım. 1-1 gibi skor çıkabilir diye düşünüyorum. Hangisi öne geçer tam bilmiyorum ama hangisi öne geçerse kalesinde baskıyı göreceğinden dolayı 1-1 gibi de bir skor beklediğimi de belirteyim. Maç sonu 0'da yüksek orandan alabilirsiniz. Değerlendireceklere bol şanslar. West Bromwich ile Watford mücadelesini. Watford'ın az önce maçını izledim. Geçen hafta 1-0'lık kendi maçı izledim. Sheffield'a karşı kendi evlerinde oynadı. Golü kontrolda, kontra ataktan buluyor. Güzel bir kontrol atak böyle. Organizasyon değil de kontratakta atakta güzel bir paslaşma. Böyle 3 3 yakalıyorlar defans hattını. Böyle oyuncuların başını döndürerekten de güzel bir gol atıyorlar orada. Boş kaleye zaten. Böyle sağdan çıkartıyor. içeriye vuruyor diyeyim ben size. West Bromwich'te 1-1 bir bir berabere kaldı. Şimdi gollü bir maç geçebilir mi diye baktığımız zaman da Watford bu sezon biraz daha iyi gibi gözüktü. Genel maç özetine baktığım zaman da iyi bir görüntü verdiğini söyleyebilirim. West Brom için de aynı şekilde maç özetini izledim. Ortalama yani ne çok dengeli bir maç oynamış, 1-1 gibi skorda bağlanmış zaten. Ben bu mücadelenin 2-3 gol bandında kalmasını bekliyorum. Yüksek oranıyla birlikte önermek isterim bu karşılaşmayı da. Şöyle toplam oranı 1.78 gibi. Bu maçta da ne olur, ne biter? KG de alınmaz bence. Ama 2-3 gole yakışır bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Değerlendirecekler bol şanslar. Bu maçın da tercihi benim gözümde bu şekilde. Toplamda 4 maç analizi yaptım. Genellikle Süper Lig zaten 3 tanesi. Değerlendirecekler bol şanslar. Pazartesi için videomuza like atıp Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herhangi herhangi bir kombine oluşturmadım. Zaten az var. Muhtemelen tek bir kombine çıkartırım yarına. Şimdiden değerlendirecekler bol şanslar. Görüşmek üzere. Bay bay.